anakaramızdan kilometrelerce uzakta Libya açıklarındaki gemilerimiz. Onlar Gabia sınıfı fırkateynler. Bu görev için özellikle seçilmelerinin sebepleri var ve bizim için son derece önemliler. Peki Gabia sınıfı fırkateynler neler yapabilir? Bu gemiler nedir veya neden bu kadar önemliler? İncelemeye başlayalım. Elimizde 8 adet bulunan Gabia sınıfı fırkateynler. Bugüne ulaşana kadar bilge bir dede misali upuzun yollardan geçtiler. Okyanuslardan denizlere ve hava savaşlarına kadar birçok şeye şahit oldular ve bugün de bizim için Libya'dalar. Geneline geçmeden önce bu bilge dedenin hayat hikayesiyle başlamak istiyorum. 80'ler ve 90'lar donanmamız için gerçekten sıkıntılı zamanlardı. Hani elimizde malzeme vardı ama gerçekten bir Türkiye için yeterli değildi. Deniz kuvvetlerimiz elindekileri sonuna kadar kullanarak haklarımızı savunma yolundaydı. Ama dönemler değişir. Yeni dönemde karayı topla dövüp gemi vurmaktan ziyade bölge hava savunması önem kazanmıştı. Elimizde de buna yönelik bir gemi olmadığından bize de son derece gerekliydi. Kendimiz yapmaya kalksak Milgem'den önceki zamanlar daha önce kendi başımıza modern bir savaş gemisi yapmamışız. Biz de ne yaptık? Zorunlu olarak önümüze çıkanı değerlendirdik ya da buna itildik mi demeliyim. TCG muaveneti unutmayalım. Soğuk Savaş döneminde Rus uçaklarına ve füzelerine karşı Amerika'nın geniş alanlarda kendini 7/24 savunabilmesi gerekliydi. Çözümü ise gittikleri yerlerde kendini ve bölgeyi savunabilecek çok sayıda gemi yapmakta buldular. Bunlar ucuz ama etkili bizim Gabia sınıfı dediğimiz FFG-7'lerdi. Bu gemiden o yıllarda 51 adet yaparak bu açıklarını ve eksiklerini kapattılar. Ama geri gelelim Soğuk Savaş bitti ve zaman fazlasıyla ilerledi ve bu gemilerde düşük maliyetli olsalar bile ihtiyaç fazlası olarak boşa düştüler. Hal böyle olunca Amerika ne yapar? Bak kardeşim neredeyse beleşe veriyorum değerini bil mantığıyla bu gemilerini müttefiklerine kitler. Hem o ülkeyi parça olarak ordu olarak kendine bağlamış olur hem de havadan para kazanır. Bizde de bir bakıma böyle oldu. Tabii bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. Aslında işimize de geldi. Ucuz yoldan hava savunma gemilerine kavuşmuş olduk. İlk üçünü 1998 yılında, sonraki altısını ise 2000'li yıllarda aldık. Bu son aldığımız altılığın içerisindeki bir gemiyi yedek parça olarak kullanıyoruz. Gemileri aldık almasına ama bu gemiler biraz çağ dışı kalmış, hafif yaşlanmış durumdaydılar. Üstelik kontrol sistemleri de hala Amerikan. Saldırı durumunda büyük problem. Siz diğer gemilerle uyumu sağlayana kadar vurulma ihtimaliniz bile var. Hal böyle olunca alınmasından kısa süre sonra bütün gemiler modernizasyona girdi. Radarlar, idare sistemi, dost düşman tanıma hepsi ayrılmış durumdaydı ama Genesis yani Milli Gemi İdare Sistemi sayesinde hepsi birleşmiş oldu. Genesis'i biliyorsunuz bütün donanmamızı tek bir vücut haline getiren sistem. Onun dışında hafif yaşlanmış dedim, bu konuda da otomatik hedef takip gibi sistemlerle biraz daha gençleştirilmiş oldular. Gelelim gemilerimizi dışarıdan incelemeye. Dördü sonradan tekrar modernize edilse de geneliyle yakın özelliklerdeler. 135 metre boyunda, 13.7 metre genişliğinde ve 4100 ton ağırlığındalar. Saatte 56 km hızla gidebilmekteler ve 9300 km'lik de menzilleri var. Bir de ana motorun bir özelliği, sınırlamalarını kaldırırsanız eğer saatte 75 km'den daha ileri hızlara ulaşabilir. Böyle bir savaş gemisi için yarış atı misali seviyeler. Üzerine bakarsak ilk göze çarpan şey ön tarafındaki MK-13 lançeri. Tek bir füze ateşleyip, yükleyip tekrar ateşleyebilmekte. Tabi yüklenene kadar biraz zaman gerekli, o yüzden çok kullanışlı bir şey olduğu söylenemez. İçerisinde 4'ü gemi savar olmak üzere 40 adet füze var. Türkiye'de takılı olarak genelde SM-1 ailesinden füzeler kullanıyoruz. RIM-66E5 gibi. Bu füzelerin 46 km menzili ve 24.400 metrede irtifası var. Farklı kombinasyonlarla uçak, füze gibi hedefleri vurabilirsiniz. Ancak gayet yeterli olsa da SM-1 füzelerinin küçük sıkıntıları var. Ateşlediğiniz andan itibaren geminin aydınlatma radarıyla bu füzeye sürekli yol göstermeniz gerekli. Aydınlatma radarını hedef uçağa kilitlediğiniz için de modern uçaklar kendilerine kilit atıldığını fark edeceklerdir. Ardından da savunma sistemleriyle ya da sert taklalar atarak kendilerine atılan bu füzeyi atlatabilirler. Gerçekten zor olsa da böyle bir ihtimal var. Amerika bu yüzden elindeki SM-1 füzelerini SM-2'lerle değiştirmiş durumda. Onlar için sadece başlangıçta hedef göstermeniz yeterli. Bizim de değiştirmemiz gerekli olsa da bu gemiler zaten ilerleyen zamanlarda biraz daha idare edildikten sonra emekli olacaklar. Daha fazla para harcamak yerine ellerindeki imkanları kullanması şimdilik daha mantıklı.
Bir önüne bakarsak ek modernizasyona uğramış 4 fırkateynimizde bulunan 8'li VLS hücresini görüyoruz. Blancher'lerde 32 adet RIM 162 SSM bulunmakta. Deniz zıpkını olarak da geçer, çoğu füzeyi ve hava aracını kolaylıkla engelleyebilir. 50 km menzili ve yaklaşık 25 km'de bir irtifası var. Geneliyle iyi olsa da tek bir sıkıntısı var. Bir tanesinin maliyeti 956 bin dolar. Oh. Güzel para kanka, güzel para yani. Ortaya bakarsak komuta kontrol merkezi ve radarları görüyoruz. Bu yenilenen 4 geminin en büyük yeni özelliklerinden biri de 3 boyutlu arama radarının olması. Yenilenmeyen gemilerimizde hala 2 boyutlu radarlar var. Bunların en büyük sıkıntısı hedefin yerini tam olarak çıkaramamaları. 3 boyutlularda böyle bir sıkıntı yok, nokta atışı. Hatta radar sinyallerini bükerek daha geniş alanları görmeleri bile mümkün. Ön kısımda bulunan sonarla birlikte gemiye geniş istihbarat ağı sağlayabilirler. Yanlara dönersek denizaltılara karşı torpido tüplerini görüyoruz. Mark 32 ve Mark 46, NATO için temel standart torpidolar. Ortaya bakarsak garip bir şekilde top sistemini burada görüyoruz. Gemiyi topsuz bırakmamak için orta kısma eklenmiş. E tabi kolayca tokatlayabileceğiniz bir hedef varsa neden füze atasınız? Toplar şart. Bu topta 76 milim çapında ve 12 kilometreden uçakları, 16 kilometreden de diğer hedefleri vurabilmekte. Arka kısımdaysa son hava savunması olarak flank sistemini ve helikopter pistini görüyoruz. Bazılarında pistler sonradan düzenlense de ikisi de yeterli seviyede. Şu anda bu gemilerimizden modernizasyon görenler Libya önlerinde görevlerine devam etmekteler. Bizim adımıza, ülkemiz adına oradalar. Peki bu iş için neden özellikle gabyalar seçildi? Gabyalar Amerika tarafından okyanus şartlarına göre dizayn edildiği için materyali sağlam, dayanıklı gemilerdir. Uzun, ince ve sivri yapısı sebebiyle dalgaları yarıp geçebilir. Yani anakaradan uzakta desteksiz fazla süreler görev yapabilmesi demek bu. Ayrıca bölgede çok fazla rakip gemi yok, bir Rus, Amerikan gemisi yok. Gemilere karşı değil de anakaraya, havaya karşı bir savaş var. Gabyaların 4 gemi savarı dışındaki her füzesi hava füzesi olduğu için biçilmiş kaftan. Orada bizim için bir üs gibi işleyerek istihbarat merkezi ve bölgesel hava savunma merkezi halindeler. Ne yapabilecekleri konusuna da değinerek bitirmek istiyorum. Gemilerimiz sahil şeridine yakın şekilde bulunarak hava savunma eksiğimizi kapatma yolundalar. Yani Rusya gibi sahaya bir S-400, S-300 konumlandıramayacağımız için elimizdeki imkanları bu şekilde kullanıyoruz. Çok yeterli değil ama yetersiz de değil. Düşürdükleri iki insansız hava aracı da bunun kanıtı. Gerekli durumlarda Libya'ya verilen MiG-29'ları bile düşürebileceği gerçeği var. Biliyorsunuz Libya'nın en önemli yerleri petrol sahaları dışında sahil şeritleri. Ülkenin çoğu çölle kaplı olduğundan nüfus bu bölgede. Eğer siz sahil şeridini kontrol altına alırsanız işin çölde akrep aramaktan farkı kalmaz. Bu iş cephesel bir savaştan ziyade terörist savına dönüşür. Sahil şeridini kontrol etme konusunda da yolumuzu açmaları, önemli hedefleri vurmaları için SİHA'lara güveniyoruz. Ancak bu zamana kadar vurdukları hedeflere karşın bir geri adım olarak MiG-29'lar sahaya geldi. Hava savunma sistemlerinin yetersizliği üzerine uçaklar sahada. Bu sefer yavaş SİHA'larımızı sürekli kaldırmaya devam edersek bu uçaklar devreye girecektir ve bayrakları kolayca vurabilirler. Ama gabyalar da orada. Operasyon yapılan bölgeye yaklaşarak geniş radar ağıyla SİHA'larımızı koruyabilirler. Bir MiG-29'un yaklaşma anını çok uzak mesafelerden tespit edip bu bilgiyi Bayraktar'a verebilir. Bayraktar da yavaş olsa da bilgiyi çok önceden aldığı için gemimize yaklaşarak kendini kurtarabilir. Sonrası MiG-29'un attığı füzelerin vurulması. Gemimiz RIM 66 ve 162 füzeleriyle hem uçağı hem de attığı füzeyi engelleyebilir. Hal böyleyken Mısır'ın yeni gönderdiği tankların ve helikopterlerin de muharebe sahasında pek bir önemi kalmadı. SİHA'ların korunmasıyla hep yaptığımız gibi mamle mühimmatıyla bu modern tanklar patatese çıkar. Tek sıkıntı gemilerimizin ulaşamayacağı iç bölgeler olur. Ama dediğim gibi o kısımlar zaten çöl, ana yerler sahil şeridinde. Toparlayacak olursak gabyalar son demlerine kadar suyunu sıkarcasına kullandığımız çok da modern olmayan gemiler. Yepyeni gemilerle bölgede 2 hafta duramayan Yunanistan'a karşı bu bile ne kadar yüksek bir harekat kabiliyetimiz olduğunu gösterir. Birkaç gabya ile yapabildiklerimize bakarak iyi sınıfı fırkateynlerle, TF-2000'lerle ne yapabileceğimizi bir düşünün. Bakalım gelecekte yeni neler göreceğiz. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.